Merhaba sevgili dostum bugüne kadar binlerce insana ve onların hayatlarına şahit oldum ve bu karşılaştığım insanlar arasında bazıları hayatta çok iyi yerlere geldi. Tam olarak istedikleri şekilde bazıları ise böyle olduğu yerde saymaya devam etti ya da daha geriye gitti. Bu iki grubu birbirinden ayıran en temel özellikse birinci grubun ben şu anda ne yapabilirim hayatımı nasıl geliştirebilirim diye kendine yatırım yapması diğer grubunsa yani olduğu yerde sayanların grubununsa özelliği diğerlerinin suçlaması, mazeretler bulması ve güzel şeylerin kendilerine gelmesini beklemesiydi. Eğer sen de güzel şeylerin kendine gelmesini beklersen çok beklersin. Bu videonun konusu daha ileriye gitmek için, yaşamın hakkını vermek için, güçlü ve özgüvenli olmak için kendine yapman gereken bazı yatırımlar. Hazırsan başlayalım. Kendine yatırım yapmak isteyen bir insanın en temelde bir disiplin kazanması gerekiyor. Ne disiplini biliyor musun? Hedef disiplini. Hedeflerini doğru bir şekilde belirlemezsen bu sana çok ciddi anlamda zarar verir. Böyle koskocaman bir okyanusun içinde yüzüyorsun gibi çok da çaba harcıyormuşsun gibi gelir ve gerçekten çaba harcıyor da olabilirsin ama bir yere varamazsın. Eğer bir yere gitmek istiyorsan, hedeflerine ulaşmak istiyorsan akıllı hedef belirlemen gerekiyor. Kocaman hayallerin olması, büyük hedefleri olması senin ilk adımı atmanı sağlar. Ama akıllı hedef belirlemek büyük hedeflerinin olması değil kesinlikle. Senin bir hayalin var. Orada kocaman bir hedefimiz var. Akıllı hedef belirleme dediğimiz şeyin 3 özelliği var. Spesifik olması, zamanlanmış olması ve istikrarlı olması. Yani sen kocaman büyük böyle dünyayı etkileyecek bir roman yazmak istiyorsun. Bu hayal çok güzel ama bunu gerçekçi ve akıllı bir hedefe dönüştürmek istiyorsan önce şunu sorman lazım. Benim güzel bir ve etkili bir roman yazmak için ne yapmam gerekiyor? Her gün 500 kelime Yazmam gerekiyor. Yazma alışkanlığı geliştirmem lazım. Ne zaman yapmam lazım? Her gün boyunca yapmam lazım. Ne kadar yapmam lazım? 500 kelime e, ayarında yapmam lazım. Eğer bu şekilde spesifik, ölçülebilir, zamanlanmış bir hedefim olursa hayallerime ulaşmam çok daha kolay olacaktır. Bu çok çok önemli bir mevzu. Şöyle bir dön bak bakalım hedeflerin konusunda bunları uyguluyor musun? Kendine yatırım yapmak için yapabileceğin şeylerden bir tanesi de şu açıkçası. İnsanın iki tane büyük hatası var. Kendi gelişimini ortaya koymasını engelleyen. Birincisi hep farklı problemler yaşadığımızı zannediyoruz. İkincisi duyguları gerçek zannediyoruz. Şimdi bunu açacağım biraz ve sonrasında bir önerim olacak bu konuyla ilgili. Şimdi insan genelde hep birbirine benzer problemleri yaşar ve sonrasında bu problemleri çözer, bir şekilde geride bırakır ama sonrasında başka buna benzeyen bir problem yaşadığı zaman aynı kaygıyı tekrar yaşar. Halbuki ben bunu daha öncesinde yaşamıştım, kaygılanmıştım, hiç de kaygılandığım gibi çıkmamıştı. Bir diğer mevzuda bazı günler moralimiz bozuk olur, bazen canımız sıkkın olur, bazen sadece o gün kötü geçiyordur ama insan şöyle bir eğilimde hissettiği duyguları hayatının geneline yayma eğilimindedir. Eğer ben bugün kötü hissediyorsam zannederim ki hayatım e, geçmişte de hep kötüydü, bundan sonra gelecekte de hep kötü olacakmış zannederim. Peki bu iki tuzaktan nasıl kurtulabiliriz? 90 gün boyunca 100 kelimelik bir günlük tutarak ben de yeni yeni bu alışkanlığı hayatıma kazandırdım. Bunun amacı şu. Her gün böyle istikrarlı bir şekilde 90 gün 3 aylık bir zaman dilimi gün sonunda telefonun notlar kısmına bile alabilirsin bu yazıyı notu ya da bir defter edinebilirsin. O güne dair minik bir özet. Şu problemi yaşadım şöyle oldu bunu böyle çözdüm. Ve sonrasında 90 gün boyunca o günlükte yazdıklarını okumuyorsun. Geriye dönüp baktığında şunun farkına varacaksın. Ne küçük problemleri abartmışsın, büyütmüşsün. Birbirine benzer problemleri yaşamışsın. Çözemem dediğin şeyleri çözmüşsün. Şöyle kendine dair çok iyi bir farkındalık kazandırmanı sağlayacak. Bazı araştırmalar var. İnsanlar günlük tuttuğu zaman kendilerini daha iyi tanıyorlar. Zayıf noktalarını, güçlü noktalarını, kendini sabotaj taraflarını çok iyi keşfedebiliyorlar. Sen de böyle bir noktada 90 gün boyunca 100 kelime dediğimiz bir şey hiçbir şey yani bir paragraf anca ediyor böyle bir şeyi kesinlikle ama kesinlikle denemeni öneriyorum. Gerçekten farkını göreceksin. Hatta farkını gördükten sonra yorumlar kısmına da yorumunu bekliyorum. Kendine yatırım yapmanın en önemli yöntemlerinden birisi de yeni bir dil öğrenmek ve o dili birazcık konuşabilmek. Bizde birçok insan bir dili biliyor olsa bile yabancı bir dili konuşmak konusunda özgüvensizlik yaşayabiliyor. Peki bu özgüvensizliği, korkuyu nasıl aşabilirsin deneyimle? İşte burada Open English bize inanılmaz imkanlar sunuyor. Kendi öğrenme hızına, o andaki İngilizce seviyene ve bir şekilde yoğunluğuna, programına göre uygun zamanlar belirleyerek kendi İngilizceni geliştirebilirsin ve bir şekilde bu korkunun üstesinden, özgüvensizliğin üstesinden gelebilirsin. 7 günü 24 saat boyunca istediğin zaman başlatabileceğin canlı dersler, ana dili İngilizce olan sertifikalı eğitmenlerle yapabileceğin konuşma pratikleri, sadece İngilizce konuşmak için değil bu arada okuma, yazma, dinleme gibi tüm İngilizce becerilerini geliştirebileceğin dersler, ders programları oluşturmak, kendi seviyene ve zamanına göre yine ders programları oluşturmak bence Open English'te çok kolay ve hep ertelediğin o İngilizce... İngilizceyi öğrenme mevzusunu artık hayata geçirmek için hiçbir mazeretinin kalmadığının göstergesi. Open English'in şu sıralar başlattığı dev bir kampanya var. Sınırlı süre geçerli olan bu kampanyaya katılmak için linki hemen tıklayıp formu doldurabilirsin. Sonrasında platforma kaydolup İngilizceni geliştirmek için bir adım atabilirsin. Çünkü vakit kaybetmek için bir bahane yok. İnsan hayatı boyunca başına gelen kötü şeyler konusunda diğer insanları suçlama eğiliminde olur. En başta bundan bahsetmiştim biraz. Ama benim gördüğüm şöyle bir şey var. Biz aslında kendimizi sabote ediyoruz. Hayatımızda tekrarlayan başarısızlık kalıpları varsa, hep bir yerde ayağımız takılıp düşüyorsak, sistemi, hayatı, etrafımızdaki insanları suçlayabiliriz. Bu her zaman kolay yol çünkü diğerlerini suçladığımız zaman kendi hayatımız için eylem geçecek bir e, gereklilik kalmıyor. Çünkü onlar yaptı o yüzden başarısızım ben. Ama eğer bir şeyleri değiştirmek istiyorsan şöyle bir kendini sabote ettiğin şeylerin farkına var. Kimisi için bu bir ertelemedir. Mesela erteleme genelde bir korkuyla çok yakın ilişkidedir. Yani başarısızlık korkusu, yüzleşme korkusu, birçok korku o anda bizi bu erteleme davranışına sürükleyebilir. Bazı insanlar hayatlarındaki problemleri kötü alışkanlıklarla çözmeye çalışır. Bu da bir kendini sabote etme yöntemidir. Bazı insanlar tam hayatta güzel bir noktaya gelecektir. O anda başarısız olmaktan korkar, başarısız olmaktansa denemeyeyim der. Bazısı diğer insanları memnun etmeyi o kadar odaklanmıştır ki kendisi olmayı hep arka plana atar. Bazısı hiç üzerine düşmeyen sorumlulukları üzerine alır ve kendisi olmaya hiç sıra gelmez. Peki sen nerede sınıfta kalıyorsun? Sen nerede tıkanıyorsun? Şöyle bir bak bakalım. Diğerlerini suçluyoruz ya bana böyle yaptılar, şöyle yaptılar. Ben şuna çok inanıyorum. Birisinin hayatında mesela karşında birisi var ve ona hiç hak etmediği kadar büyük bir iyilik yapıyorsun. Bu yardım amaçlı değil. Normalde ilişkide olduğum birisi. Hayır amaçlı da bir şey değil. Eğer gerekmediği bir yerde aşırı fedakarlık yapıyorsan bile bu sen kendin için yapıyorsun. Asla ben ona şöyle güzellikler yaptım. O bunun değerini bilmedi deme. Sen eğer böyle bir aşırı fedakarlık yapmışsan diğer insan bunun değerini bilebilir bilmeyebilir. Ama senin bu fedakarlığı yapma sebebin belki de onun sevgisini kazanmak için verdiğin bir rüşvetti. Buna dikkat etmen lazım. Eğer bu fedakarlık görünümlü kendini sabotajı fark etmezsen bu hep hayatında seni tuzağa düşürür. Bunun gibi sabotajları, kendi kendini başarısızlığa düşürdüğün şeyleri fark ederek daha güçlü ve özgüvenli olman mümkün. İş lafa gelince insanlar der ki dış güzellik, dış görünüm hiç önemli değildir. Ama gerçek hayata baktığımız zaman insanlar dışını beğenmediği, dışını merak etmediği bir insanın içini de merak etmiyor. Buradan nereye varacağım? Eğer bir şekilde daha güçlü ve özgüvenli görünmek istiyorsan etrafında saygı duyduğun, beğendiğin insanlar varsa onlar gibi giyin, onlar gibi görün. Burada kastettiğim şey onları kopyalamak anlamında değil. Onlar kendisini nasıl özen gösteriyorsa, nasıl dikkat ediyorlar, ediyorlar some, nasıl dikkat ediyorsa sen de aynı şekilde dikkat etmeye çalış. Bu çok önemli. Güzel giyinirsen, bakımlı olursan, özenli olursan, sen kendini nasıl iyi hissediyorsan bu arada. Herkesin tarzı farklı. O hissettiğin iyi olduğunu düşündüğün tarzda, bakımlı olduğun müddetçe aynaya baktığın zaman gördüğün şey seni mutlu ediyorsa bu sana inanılmaz bir özgüven verecektir. Gerçekten iyi görünmek, iyi giyinmek, olabildiğince imkanlar dahilinde çok çok değerli olan bir şey. Benim son zamanlarda üzerinde çalıştığım bir şey var. Kendi hayatım için bir anayasa hazırlamak. Anayasa dediğimiz mevzu ne? Gelecekte karşılaşacağımız zorluklar için aslında başvurabileceğim bir kaynak. Krizler, çatışmalar, başarısızlıklar, hayal kırıklıkları. Her birini tekrar yeniden düşünmek zorunda kalmamak için böyle bir kurallar hazırlamaya çalışıyorum. Bunun için şuna dikkat ediyorum. Geçmişte hangi zorluklarla karşılaştım? Geçmişte hangi hataları yaptım? Hangi insanlar bana iyi geldi. Hangi insanlar bana kötü geldi? Çok istediğim halde beni mutsuz eden şeyler neydi? Hangi prensipler bana iyi geldi? Bir şekilde sınırlar korumamı sağladı. Bu hayatta ne bana daha iyi hissettiriyor, ne daha kötü hissettiriyor? Böyle sakin bir zamanında sen de oturup böyle bir liste hazırlarsan, kendin için bir anayasa, yani her bir maddesi gelecekte karşılaşacağın zorluklar için böyle bir referans niteliği taşıyacak bir kaynak. Çok ama çok işine yarayacak. Olacaktır. İnsanlar kriz zamanlarında daha çocuksu, daha duygusal davranma eğiliminde. Ama sen böyle bir anayasaya sahip olursan 15-20 maddelik işte böyle bir durumla karşılaşırsan Beyhan şöyle davranacaksın. Çünkü daha önce bunu defaatle deneyimledin. Bunu yazdığım zaman o çocuksu ve duygusal davranış şiirine kendime en iyi gelen yolu seçmem çok çok daha kolay olacaktır. Ve anayasayı birazcık kendi hayat prensiplerimiz gibi de düşünebiliriz. Şunu çok fazla fark ediyorum. Prensipleri olan insanlar çok fazla saygı görüyor diğer insanlardan. Sen de hayat anayasan olursa, hayat kuralların olursa diğer insanlardan çok daha fazla saygı görürsün. Bir diğer kendine yatırım konusuysa diksiyon konusu. Eğer inanılmaz fikirlere sahipsen bile bunu doğru düzgün bir şekilde aktaramıyorsan insanlar senin fikirlerine dikkat etmiyor. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Fikirler ham haliyle çok güzel. Ama sen onlara o kıyafeti giydirmezsen insanlar o fikirlerin yüzüne bakmıyor. Diksiyon fikirlerimizin kıyafeti, takım elbisesi diyebiliriz. Peki bunu geliştirmek için ne yapman lazım? Bence internette o kadar çok kaynak var ki o kadar çok video var ki e, bu noktada yapılmış videolar birçok emek verilmiş İnternette o kadar çok kaynak var ki gerçekten çok değerli ve ücretsiz kaynaklar. Bunlarla başlayabilirsin. Bu konuda dökümanlar var, kitaplar var, internette yine bulabilirsin bunları. Ama benim uyguladığım bir yöntem var. Zamanında üniversiteden mezun olduktan sonra seminerler vermeye başlamaya karar vermiştim ve bazen kelimeleri yutuyorum. Hala hızlı konuşurum ama e, kelimeleri yutmak bir şekilde karşı tarafın seni anlamasına e, zarar verebiliyor. Ben şöyle bir yöntem kullanmıştım telefonumun ses kayıt kısmına böyle bir gazeteden ya da bir kitaptan bir bölümü okuyorum. Sonrasında kendimi dinlediğim zaman nerede hata yaptığımı, nerede telaffuz hatası yaptığımı, e, nerede hızlandığımı, yavaşladığımı fark etmiştim ve bunu böyle bir buçuk iki ay yaptım. Etrafımdaki insanlar Beyhan Selin konuşmanda bir değişiklik var demişlerdi. Sadece kendi kendine yapabileceğim bu 5-10 dakikalık egzersiz bile sana çok çok iyi gelecektir. Diksiyonunu düzelt etmelisin. İster mühendis ol, ister doktor ol, ister avukat ol ya da herhangi herhangi bir işi yapıyor ol. Ne yapıyorsan yap, sunumun, diksiyonun iyi olursa elindeki bilgiyi, birikimi, deneyimi pazarlaman ve diğer insanlara anlatman çok çok daha kolay olacaktır. Ve son olarak şunu da bağlamak istiyorum. İnsanların şöyle dediğini duyuyorum. Daha iyisini hak ediyorum ben. Şimdi bir yandan haklı olabilirsin. Gerçekten daha iyisini, daha güzelini hak ediyor olabilirsin. Ama bu çok edilgen bir cümle. Hayat bana getirsin. İnsanlar bana getirsin. Ödül bana gelsin beklentisi. Bu haklı bir istek olsa bile çok işe yaramıyor. Bunun yerine şöyle bir cümle bizim hayatımızı kurtaran cümle olabilir. Daha iyisini yapabilirim. Daha iyisine gücüm yetebilir. Burada diyorsun ki ki ben kendi hayatımın sorumluluğunu üzerime alıyorum. Eğer işin bu cephesindeysen, kendine yatırım yapıyorsan kendine saygın artıyor en temelde. Kendine saygın arttığı zaman kendinle kurduğun ilişkiyi diğer insanlar referans alıyor. Bak şöyle etrafındaki insanlara çok saygı duyulan, bu insanlar kendisiyle barışık olan insanlar. Kendisine saygı duyan insanlar. Sen ne kadar yetenekli olursan ol, kendine saygı duymuyorsan diğer insanlar sana nasıl davranacağını senden öğreniyor. Bu da çok önemli bir mevzu. Yani daha iyisini hak ediyorum değil, daha iyisine gücüm yeter, daha iyisini yapabilirim. Sorumluluğu kendi üzerine alman gerekiyor diye düşünüyorum. Beni dinlediğin için teşekkür ediyorum güzel insan. Kendine çok iyi davran. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.